Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi. Evet, yaptılar, anlaştılar. Protokoldür, şuydu buydu ve 7 madde içerisinde, o maddeler de zaten burada yanımda. 7 maddelik o protokol içerisinde 4 madde, 4. madde vardı. Ve HDP bu 4. maddeyi gördü çünkü kayyumla ilgiliydi. Herkesin gözü HDP'de ve Yeşil Sol Parti'deydi. Acaba ne yapacaklar? Acaba gerçekten Kürt seçmen desteğini çekecek miydi, çekmeyecek miydi? Bugün saat 13'te gözler onlara çevrildi. Kameraların karşısına geçtiler eş başkanlar ve dediler ki sandığa gideceğiz. Peki sandığa gideceksiniz de kimi destekleyeceksiniz diye de bir soru akıllara geliyordu. Tek seçenek Erdoğan'ı değiştirmektir dediler. Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. Sandığa gidelim, sandıkları koruyalım, irademizle bu saray rejimini değiştirelim. Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasındaki mutabakatta kayyum düzenlemesi maddesi rahatsızlık yaratmıştı. HDP ile Yeşil Sol Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimde Erdoğan'ın bir tercih olmadığını söyledi. Erdoğan rejiminin taleplerin hayata geçmesinin önündeki en büyük engel yine Erdoğan ve bu rejimin ta kendisi olacaktır. Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. Tercihimizi saray rejimini değiştirme konusunda ortaya koymuştuk. Aynı kararlılıkla bu tercihimizi ve politikamızı sürdürüyoruz. HDP'li Sancar ikinci tur seçimleri için referandumdur dedi. Karar öncesi CHP ile bir temasa geçilmediğini de söyledi. 28 Mayıs seçimleri bir referandum niteliğindedir. Bu referandum bir yanında rant, sömürü, talan rejiminin yer aldığı, diğer yanında halkların demokratik dönüşüm, özlem ve arzusunun yükseldiği bir seçim olacaktır. Kararımızı kendi içimizde ve halkla diyalog prensibiyle aldık. Bunun dışında herhangi bir girişimimiz yok. Yeşil Sol Parti eş sözcüleri de oyumuz demokrasiden yana dedi. Bizi karşılayan seçim aslında sadece bir Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçimi değil. Bu seçim bizim seçimimiz. Dolayısıyla oyumuz yine demokrasiden, değişimden ve dönüşümden yana. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız. 14 Mayıs'ta durdurduk, 28 Mayıs'ta değiştireceğiz. İkinci tur seçimi için Zafer Partisi ve Adalet Partisi Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurmuştu. HDP ile Yeşil Sol Parti de 14 Mayıs'taki gibi 28 Mayıs'ta da Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Şu anda AK Parti, MHP, Hüdapar, Büyük Birlik Partisi ve Sinan Oğan, yani hiç partisi de yok. Özgür ağırlığı ne kadar onu da tartışılır tabii ki. Yeniden Refah dışındaki tüm muhalefet, bakın CHP demiyorum size. Hoşgörüsünden dolayı ve o sakinliğinden dolayı sözlerindeki samimiyete inandıkları için bir kredi veriyorlar. İsme kredi veriyorlar. İsme dikkat edin. Kürt seçmen de öyle, ne bileyim Ümit Özdağ da öyle, masadaki altılı masadaki diğer bileşenler de öyle. O isim Kemal Kılıçdaroğlu. Ha, hangi isim yapabilirdi böyle? Bir başka isim yapabilir miydi, bu birlikteliği sağlayabilir miydi? Bakın Kürtler dahi taşlarına, bağrına taş değil. O Kürt milletvekilinin, seçilen milletvekilinin dün bana dediği gibi hançer saplayarak bu değişimin, bu sistemin değişmesini istiyorlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ismi olduğu için zaten sandığa gidiyorlar. Kürt seçmeni de sandığa gidin diye telkinde bulunuyorlar. Sadece Erdoğan yönetim zihniyetinden kurtulabilmek için.